Beyefendiden başlayalım yoruma. Nasıl buldunuz Hasanpaşa köfteli? Pilavı beğendim açıkçası. Pilavı güzel olmuş. Kesinlikle. Hani, tane. Köftesi falan da güzel ama patates püresini sadece hani biraz daha yoğun olabilirdi patates püresi. Çünkü Hasanpaşa köftede hani akmaması gerekiyor. Hani üstünde durması gerekiyor. Şapka gibi. Evet. Zaten elimle yapıp üzerine koyacak kadar hani o şekilde oldu yani. Aynen ya, artık sütü mü ne biraz fazla olmuş. Üstündeki kaşar akıyor. Ya da kaşar yalnız. Olabilir. Hani, kaşar akıyor. Aynen o akmış ya da kaşarım patates artık değil. Fazla. Köftesi garnitürü güzel pişmiş mi? Lezzetli olmuş mu? Pişmiş yani. Gayet sıkıntı yok onda. Pilavı da beğendiniz. Evet. Peki uyum konusunda Mercan'a mı takıldığı konuya siz de takıldınız mı? Ya ben takılmadım. Benim için şey değil. Yani bize doğulu olduğumuz için bize de böyle. Lan doğusu batısı mı var? Hayır hayır. Ya, var Allah tabii ki. Yani her yörenin bir yemek kültürü var. Yani. Hani bizde de böyledir. Gelen misafirde pilav mutlaka olur. Pirinç pilavı. Kesinlikle. Yanında yani et... Mutlak peki Mercan Hanım niye uygun bulmuyor? Niye sinirlendi şimdi? Doğusu mu var, batısı mı var diye? Ya gastronomi öğrencisiyim diyor. Bana göre son derece uygundur diyorsun. Peki siz yaptığınızda Allah aşkına doğruyu söyle. Evet. Şu ikisi yan yemek değil mi? Yardımcı yemek değil mi? Tamam. Yavrum. Ya bu olur ya bu olur. Ben diyorum ki kötü bir şey söylemiyorum ya, yani. Tamam da ben burada ürünün gastronomik şeyini anlatmıyorum. Ben burada söylemek istediğim... benim yöreme hani uygun bir yemek. Çünkü bizler de böyle yapıyoruz. İyi de biz yöresel yemek turuna çıkmadık ki burada. Ama şimdi siz de kendi gününüzde, kendi yörenizden menünüze koymuş olabilirsiniz. Şimdi bilmiyoruz tabii ama hani siz de belki yöreninizde bir sakınca yok. Ben dedi gastronomiyle ilgili yorum yapmıyorum. Yemeğin dedi oluruyla ilgili yorum yapıyorum. Olur, oluruyla da ilgili yorum yapmıyor bence. Hayır. Ya bizde hani bilgisizlik tatmin etmedi mi Mercan Hanım? Hayır değil, kesinlikle. Yani size ben hiç... Mesela örnek veriyorum, siz ne isterdiniz? Bakın mesela? Bir şey istemezdim. Ha ne isterdim biliyor musunuz? Evet. Şu pürenin olmayıp şöyle köfte benim, köfte pilav gelseydi ben bunu... pilav çok güzel olmuş. Şimdi yalan yanlış söyleyemem. Çok güzel olmuş. İkisini bir lezzetli yerdim ki bunların. Ama ikisi beni şimdi nasıl hem onu hem onu nasıl yiyeyim yiyemem şöyle ki bitiremem üzerinden ki. Üzerinden patatesini alıp bir tadına öyle bakın isterseniz. Sorun o değil ki bir tanem. Yani sorun ya değil. İkisinin yaptığımızda da içine sebze ve patates de katıyoruz bazen. Ay saçlarım da yok ki yolluyum ya. Ne yapayım ben Kadir Bey yani siz bana yardımcı olun lütfen. Yani patatesle hiçbir yemeğin yanına pilav yapmayacak o zaman. Hayır tercüme edin. Niye bu kadar sen sinirlendin? Bakın ne diyorum ben diyorum. Kendini anlatamıyor musun? Olarak seni anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Hiç kimse beni anlamıyor. Kesinlikle. Ben şu an anlıyorum. Püre olarak yakışmamış diyorsunuz. Hayır onu da söyleyelim. Hayır onu da demiyorum. İkisi de yardımcı pilav yemek. Pilav ve püre yan yana olmaz diyor Mercan Hanım. Kesinlikle pilavı ben de katılıyorum. Tabii ki ben duruma. Bilmez miyim? Her şeyin yanına yaparız aynen, biz pilavı. Şöyle bir durum var. Mesela atıyorum. Ana yemek olarak Hasanpaşa köfte değil de püre yatağında üzerinde köfte vesaire öyle olsaydı peki yine püre var orada. Tamam ama pilav yapmayacaktınız. Pilav yapmayacaktınız. Yani bu da karbonhidrat, bu da karbonhidrat. Kadir Bey bana hak verdiniz. Konuyu şurada söylüyorum. Mercan Hanım diyor ki bunun yanına pilav gitmez. Açık menet. Yanına diyor sebze gibi bir şey yapsaydın. Püre yaptığın için yanına pilav gitmez diyor. Açık menet. Katılan varsa el kaldırsın. Hayır. Evet katılıyoruz. El kaldır. Başka katılan var mı? Yok. Peki. Evet. Bu patatesle pilav konusunu kapatıyorum. Çiğdem sen yorum yaptın mı? Hayır yapmadım. Buyur nasıl buldun Hasanpaşa köftesini? Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Yani baharatı, pişmesi falan. Sadece havucu çok olmuş. Biraz tatlı geliyor sanki püreyle birlikte yediğimizde. Ama gayet lezzetli olmuş. Pirinç pilavına denilecek laf yok. Çok güzel olmuş. Ben, tane tane laf olmuş. Yok bak. Tane tane olmuş. Yani görseli de gözüme çok salatayı nasıl buldun? Salata ölmüş ve içinde kıvırcık yok denilebilecek kadar az. Mevsim salatası olduğu için biraz daha... şey beklerdim. Bayağı koyduk aslında ama beklediği için hava sıcak olduğundan dolayı. Şu an tabaktaki sebzeler bu mevsimin sebzeleri mi? Kırmızı lahana değil. Kırmızı lahana değil. Havuç da. Havuç da değil. Ama mevsim salatanın orijinalinde yeşil, göbek... Yeşil soğan bekleyebilir. Yok şimdi olabilir. Mevsim salatanın orijinali hani o şey olarak sanki baktığımda mevsimdeyiz. Yaz mevsimine göre tamam kış yaşıyorum sebzesi, şu an. Kış sebzesi ama yaz sebzesi. Yaz şey mevsim salatasında salatalık, yeşil soğan, yeşil nane beklerdim yani yaş nane filan. Peki hanımefendi diyor ki mevsim salatası yaptım. Derya sen yorum yaptın mı? Hayır. Buyur. Bana sadece bu Hasanpaşa köftesinin karabiberi biraz yoğun geldi. Onun dışında lezzetli. İçindeki bezelye ve havuç kendin mi açtın? Evet kendim açtım. Onlar da güzel pişmiş. Pilavı zaten mükemmel olmuş gerçekten. Afiyet salata olsun. Da sadece kırmızı lahana ve havuç mevsim değil ama afiyet lezzetli. Olsun. Sadece ölmüş birazcık o kadar.
Merveciğim eline koluna sağlık. Açıkçası ben pilavı bu kadar güzel yapabileceğini düşünmedim. Çünkü alelacele bir pilav oldu ama lezzetli olmuş. Pişmesi de çok güzel. Rengi de bembeyaz. Sarımtırak olmamış. Kesinlikle. Tane tane dökülüyor. Çok güzel bir pilav yapmışsın. Afiyet. Buradan geçen haftaki Berin'e seslenmek istiyorum. Berin, Allah seni ıslah etmesin. Sen geçen hafta bize Hasanpaşa köfte diye ne yedirdin acaba? Yani çok lezzetli bir Hasanpaşa köfte olmuş. Afiyet olsun. Eti çok güzel. Püresi çok güzel. İçi çok... Ah Berin ah. İçi çok lezzetli olmuş. Ben afiyet çok beğendim. Olsun. Tabağımı da bitireceğim zaten. Afiyet sadece olsun. Salata maalesef ki mevsim salatası deyince sen kışa gitmişsin. Takvimi biraz ileri götürmüşsün. Yaz mevsimindeyiz. Mevsim salatası deyince yaz sebzelerinden olur. Domates, salatalık, yeşil soğan bu tarz. Bu bildiğin kış salatası. Balığın yanına gider. Sen mevsimleri karıştırmışsın birazcık. Olabilir. Ama ana yemeğin çok lezzetli. Afiyet olsun. Ha, pirinç konusunda ben de Mercan Hanım'la aynı fikirdeyim. İkisi yan yana uyumlu değil. Bunun yanına yoğurtlu bir kuşkonmaz olabilir. Evet. Sebze ağırlıklı bir şey olabilir aparatif olarak. Çünkü zaten bu ana... Bu Hasanpaşa köfte başlı başına ağır bir yemek, ana yemek yani. Pilavını tamamlayıcı olmaz bunun yanında. Ama zaten garnitürlü hani şöyle sebzesi var ya, o yüzden genel olarak öyle düşündüm. Bunun içinde havuç bezelye var. Bunun yanına kuşkonmaz yaparsın, brokoli yaparsın, bir sebze böyle sotelersin, biraz kırmızı ok... biberli. Washington biberi mi? Neydi o? Kapya biberi. Kapya. Kaliforniya biberi. Evet. Onlardan biraz böyle şekil yaparsın yanına, daha lezzetli olur. Şimdi genellikle yarışmacılar hep evde yemek yapıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Ben kocama böyle yapıyorum. Benim karım böyle seviyor. Evde değilsiniz. Genel olarak davet sofrasına ne gider ne uyuyor onlara bakmanız lazım. Yoksa genellikle bütün yarışmacıların ağzında hep bu var. Ben evde böyle yapıyorum, bizimkiler Ramazan'da yapıyorum yiyor, bayramda yapıyorum yiyor. Peki abi, ona bakarsan biz apartmanca kuru fasulye yanında yaş pasta yiyoruz. Evet, oralara hiç girmiyorum bile. Eline koluna sağlık. Afiyet tatlı olsun. Olarak da haşhaşı revanimiz geliyor. Evet. Bakalım nasıl olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.